derinlerin azizi olarak da adlandırılan tanrıların yiyip bitiricisi Aldrich. Bayanlar ve baylar, ben Aksak Baykuş. Hepiniz hoş geldiniz. Efsaneye göre Irritle'dan geliyordu. Ancak orijinal fiziksel görünümü eski tanrıların tipik özelliklerinden yoksundu ve bu da onun sadece bir insan olabileceğini düşündürüyordu. Aldrich'in kurçuklarla dolu çürümüş etlerden, insanlık tortularından ve kendi kemiklerinin yanı sıra tükettiği kurbanlarının kemiklerinden oluşan geniş bir çamur gibi görünüyor. Eskiden kutsal bir din adamı olarak insan ruhunun tortularının en düşük derinliklerine düştüğü ve dünyayı bağlayan prangalar haline geldiği bir derin deniz çağını öngörmeye başladı. Bu vizyonlar sayesinde Aldrich, daha sonra derin olarak bilinen, genellikle insanlık için erişilmez olan bir karanlık seviyesine ulaşmayı başardı. Aldrich sonunda insanları tüketme alışkanlığını geliştirdi ve bu durumdan zevk aldı. Yamyamlığı giderek daha güçlü büyümesine izin verdi. Bu yüzden Beyaz Kilisesi tarafından yolsuzluğuna rağmen bir sonraki kül lordu olarak seçildi. Çünkü değeri için değil, sahip olduğu güç için seçildi. Bu nedenle ahlaksızlıklarının düşkün olmasına izin verildi ve ona Başdiyokoz McDonald ve Başdiyokoz Royce tarafından denetlenen bir operasyon olan sürekli bir fedakarlık akışı sağlandı. Bu vizyon ve güçlere dayanan Aldrich, düşüncelerini Başdiyokozlarla paylaştı ve insan ruhlarının yozlaşmasını aktif olarak takip etti. Bu süreç zarfında tükettiği kişilerin sefaletlerine düşkün olmaya devam etti ve hatta aynı duyguyu takanlara bahşeden kutsal yüzükler yarattı. Ancak derinlerdeki güçler saf insanlığın ötesinde olsa da dipsiz yolsuzluğun ötesinde bir yaşam üreterek ciddi zarar verme potansiyeli de vardı. Derinlere tapanların çoğu et sevkine rağmen bir şekilde akıl sağlığını koruyan Aldrich dışında sonunda sarhoş olacaktı veya yozlaşacaklardı. Bununla birlikte bağışık değildi ve hem eti hem de ruhları yutması kendi kirli formuna çöküp karanlık tarafından canlandırılan bir tipsiz çamur kütlesi haline gelene kadar onu tortularla şişirdi. Buna rağmen akıl sağlığını ve duyarlılığını korudu. Yine de fedakarlıklar yapıldı. Aldrich'in birçok çocuğu olduğu ve Annie ve Horace'ın Divara'dan kaçan tek çocuklar olduğu ima ediliyor. Aldrich, Cinder Lordlarından biri olarak yeniden canlandıktan sonra dünyanın kaçınılmaz olarak karanlığa gömüleceğini öngördü ve tahtını almayı ihmal etti. Ateşin bağlanmasını destekleyen eski tanrıları hayal etmeye başladı ve onları yutmaya çalıştı. Din adamlarını ve McDonald'ı topladı ve Anoronda'ya gitti. Orada Aldrich, Kara Ay Tanrısını tüketmeye başladı. Aldrich, Gwendol'un cesedini yutmaya başladığında derin bir uykuya dalarak kış uykusuna yatmış gibi görünüyor. Aldrich uykusunda saklanan genç, solgun bir kızı hayal ettiği için Gwendol'un anılarını da üzümseyebildi. Ashen Van, yiyip bitirciyi öldürmek için geldiğinde Aldrich, Gwendol'un güçlerini, bedenini ve rüyalarından geliştirilen bir mucizeyi kullanarak kendini savunmak için uyandı. Karşılaşmamız Aldrich'in odanın en ucunda durması, esasında sihirle doldurması ve savaşa hazırlanırken tehditkar bir şekilde kullanmasıyla başlar. Menzilli dövüşte uzmanlaşmıştı ve bunu çeşitli tehlikeli büyüler yaparak başlar. Tersine yavaş hareket kabiliyeti ve silahıyla isabetleri kaçırma eğilimi nedeniyle yakın dövüş yetenekleri büyük ölçüde tehlikeye girer. Bununla birlikte standartların altındaki yakın dövüş yetenekleri hafife almamalısın. Çünkü isabetlik konusundaki eksikliği hasar verme potansiyelinde onun fazlasıyla telafi eder. Ayağa kalkıp yayına nişan aldığında önüne genişleyen son derece hasar verici ok dalgası fırlatacak ve arkasında daire çizmenize ve isabet almamanıza izin verecektir. Bu esnada arkasına geçin ve oklardan kaçıp etrafına dönmeye çalışın. Savaş boyunca Aldrich sürekli olarak küçük güdümlü mermiler çağıracak. Bunların her biri kendi başına yalnızca küçük bir miktar hasar verir ve oyuncu patrona bir miktar hasar verme karşılığında
birkaçını sürdürmeyi bile seçebilir. Ancak tam saldırıya yakalanırlarsa ağır hasar alırlar ve bu da onları tek bir yayılım ateşinde bile öldürebilir. Aldrich, oyuncunun menzilinde olmaktan çok fazla risk almadan saldırabileceği bir alan. Aldrich'in en savunmasız yeri kuyruğudur. Aldrich biraz hasar aldıktan sonra asasını kaldıracak ve yere vuracak. Yere vurunca açılacak olan girdaptan içeri girip kaçmaya çalışacak. Bu girdap bize oldukça ağır hasar verir. Aldrich bir süre sonra savunma diğer tarafında mümkün oldukça bizden uzakta ortaya çıkar ve daha fazla büyü yapmak için zaman kazanmaya çalışır. Aldrich sağlığının yaklaşık %40'ını kaybettiğinde tırpanının ateşle parladığını göreceksiniz. Bu noktada yerden her çıktığında yakınındaki oyunculara hasar verirken yükseldikçe onunla birlikte çok daha fazla miktarda güdümlü mermi ortaya çıkacaktır. En yıkıcı ve en sinir bozucu saldırısı şüphesiz Gwendal'ın yayını çıkarıp gökyüzüne doğru ok fırlatmasıdır. Oyuncunun üzerinde geniş bir ok yağmuru yağdırması ve onları uzun bir süre takip etmesi. Ok yağmurunun altına yakalanmak pratikte anında ölüm anlamına gelir. Bu saldırı başlar başlamaz direkt odanın etrafına dönün ve koşmaya başlayın. Unutmayın, hiçbir boss öldürülemeyecek bir boss değildir. Daha fazla bu tarz hikaye için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.